girişimizin ikinci ve son bölümüne şu soruyla başlamak istiyorum. Şahap Bey'in bahsettiği göçmenler üzerindeki travma nasıl bir tutum almalarına, bulundukları ülkelerde nasıl bir davranış değişikliğine ya da mecburiyetine yol açıyor Haluk? Burada insanlar sanıyorlar ki işte o bir şey vardır ya dil seviyeleri. A1, A2, B1, B2, C1, C2. C'yi en yukarıya koy, A'yı en alta koy yani. Öyle bir hiyerarşisi var. B1, B2'yi becerdiğin zaman dil problemin çözülüyor sanıyorlar. Şimdi halbuki dil sorunu insanın kendisini ifade sorunu bir kimlik meselesidir. Kimliğin ta kendisidir. Bu Evet. çözülemez bir şey mi? Ülkedeki bütün vasıflarım, insani ve profesyonel vasıflarım İsviçre'ye tercüme edilemez mi? Edilir. Ama bunu sana söylemiyorlar ama şunu içeriden söylüyorlar. Kardeşim bu çok maliyetli. Bunu yapamayız. Sen bizim bokumuzu temizle. Seni arabası da olan hiçbir şey yapacağız. İyi bir iki oda bir salon, üç oda bir salon, evi de olan, arabası da olan, yılda bir de bir gün şey bir ay tatil de yapabilen bir hiçbir şeye dönüşeceksin. Müthiş. Şimdi bu büyük bir çoğunluğun bu travma karşısında, bu kimliksizlik karşısında ben tomamcalaşma diye yazdım bir yazımda. Evet. Yani Tom amcanın kulübesi, biliriz bu romanı değil mi? Şimdi o Tom amcanın kulübesindeki Tom amca şu anda göçmenlerin hem de politik göçmenlerin kahir ekseriyetinin ulaştığı ruh hali. Benim gözlemimi söylüyorum gene, bir bilimsel veri değil bu. Belki benim görmediğim bambaşka insanlar da var. Ama sonuç olarak bu neyi yaratıyor? Bu sinizmi yaratıyor. Bunun da doğrulanmaya ihtiyacı var Şahap Bey. Bir siniz. Şah Bey'e söz hakkı düşüyor zaten otomatik olarak. Benim gözlemim bir sinizm yaratıyor. Ben buna kirpileşme dedim. Haluk'un deyimiyle bu Tom amcalaşma tanımı ve 3 artı 1 arabası olan falan bir ama buna rağmen bir hiçbir şey tanımı bütün göçmenleri kapsar mı siz? Haluk'un yaptığı bu gözlemleri nasıl buluyorsunuz? Ya zaten bir şey de yani popülizmin gelişmesine falan baktığımız zaman yani sadece göçmenlerle ilgili bir olgu değil. Genelde hiç olmak diye bir dünyada yaşayan insanların sorunu var. Ama göçmenlerin tabii demin söylediğim gibi sırtlarında daha bir başka bir yük de var. Şey var, psikanaliz şeyi tanımlar yani göçü üçüncü çocukluk olarak, üçüncü doğum olarak tanımlar. Birinci doğumu biz anadan doğma olarak doğarız ve orada hayatı öğrenmek, dili öğrenmek, ayakkabımızı bağlamayı öğrenmek, yemek yemeyi öğrenmek, kendimizi temizlemeyi öğrenmeyi öğreniriz. Yani sıfırdan bir şeyler öğreniriz. İkinci yeniden doğum psikanalizde ergenliktir. Ergenlikte de çocukluktan kurtulup yetişkin olmanın gerekliliklerini öğreniriz. Franz Fanon'un söylediği bir laf vardır. Yani Martinikli biri Paris'te 3 gün kaldıysa aynı o artık o Martinikli başka bir Martiniklidir. Göç insanı, göç kültür dediğimiz şey göçle, yabancıyla ilişkiyle kurulur. Sonra işte ya buraya geldiğiniz zaman biz de buraya geldik, hiçlikten kurtulmak, çok doğru bir tespit. Hiçlikten nasıl kurtuluruz? Başarılı göçmen. Onu yapmaya çalışıyoruz. İşte Haluk da Bey de bilir yani çoğu böyle borcu alınmış arabalarla gidiliyor, hava atılıyor, geliniyor. İnsanın narsistlik dengesini nasıl kuruldu? Narsizm son dönemlerde her gün küfür ediliyor ya. Bu çok yanlış bir şey. Narsizm çok yararlı bir şeydir. İnsanın psikolojik dengesini kurmanın adıdır narsizm psikanalizde. Bu da nedir? Beğenilmek hepimiz isteriz, sevilmek isteriz. Bakınız ben ne kadar kibar konuşmaya özen gösteriyorum. Beni de beğensinler o dinleyenler de. Yani hepimiz biraz beğenilmek, sevilmek. Yani kim, herkes şimdi izleyenlerin hepsi bana küfür ederse bu beni
çok hoşuma gitmez. Hepimiz biraz beğenilelim. Biraz bakınız kafa yorduk, uğraşıyoruz falan. Beğenilmek, sevilmek hepimize hoşuna gider. Bunu ama anormal yaparsak, şimdi ben beğenilmek için işte daha çok insan beni de bir anormal şeyler söylemeye başlarsam, o zaman narsistik problem orada başlıyor. Ama benim beğenilmem, işte bakınız ne güzel konuşuyorum demem çok insani bir şey. Şunu söyleyeceğim, hiçlikten kurtulmak demek narsistik dengenin tümüyle alt üst olması demek. Ben buraya geldiğim zaman diplomamı kaybettim, becerilerimi kaybettim, dilimi kaybettim, sosyal ilişkilerimi kaybettim, ailemi kaybettim, 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 kaybettim. Bir hiç oldum, bir hiç olarak geldim. Pasaportumun bile çok geçerliliği yoktu. Bir bireysel olarak ben başarılı bir göçmenim. Bak ben hiçlikten kurtuldum mücadelesi veriyoruz hepimiz. Diğeri de biz senden daha üstünüz. Çünkü bize demin dedim ya toplumsal hiyerarşide en altı attılar. Bir ek yapmak istiyorum. Demin şeyi hatırlattı bana. Fanon'dan bir alıntı yaptı Şahap Bey. Ben de not almıştım bu konuyla ilgili, gerekirse bakayım diye. O nottan bir küçük paragraf okumak istiyorum. Fanon diyor ki, kolonyal tecrübe kolonileştirilen insanın benlik duygusunu yok eder. Onu ezici bir nesnellik durumuna hapseder. Bu yüzden o bir insan değildir. Fanon sömürgeleştirilmiş halkları yalnızca emekleri başkaları tarafından temellük edilen insanlar olarak değil, kendi yerel kültürel özgünlüklerinin katledilmesi ve gömülmesiyle ruhlarında bir aşağılık kompleksi yaratılmış insanlar olarak tanımlar diyor. Şimdi ben göçmenlerin de artık bu kolonileştirilmiş, yani modern köleler olarak bakarsak, bu tanım bizi de kapsıyor artık, yani beni de kapsıyor. Peki bu şimdiye kadar konuştuğumuz bütün bu travmalar, hiçleştirme, kadın ve çocuk bağlamında ya da LGBTİ bireyler için nasıl gelişiyor? Bu konuda söyleyebileceğiniz gözlem, deneyim var mı? Çocuklar otomatik olarak sürgünler. Çünkü şey yani kendilerinin karar vermediği, başkalarının karar verdiği ve bir başkalarının karar verdiği, başkalarının kararına göre bir hayat yaşamak zorunda kalıyorlar. Ha? Yani bizim hepimizin kendi benliğimizi oluştururken, ben dediğimiz o kendi dediğimiz sistemleri oluştururken savunma mekanizmaları, sorunlarla baş edebilme mekanizmaları da geliştiririz. Çocuklar henüz onları edinememişlerdir. Yani o süreç, onu edinme sürecindeler ve onunla buraya gelirler. Avrupa'nın ya da işte ya beyaz adamın arzularına çok hitap ederler. Yani eksotiklerdir falan. O anlamda başka alanlarda kadınlara başka türlü politikalar çok geliştiriliyor. Sosyalleşme süreclerinde kadınlar duygularıyla daha çok haşır neşir ve onu gösterme konusunda daha becerililer erkeklere göre. Genel konuşuyorum. Ha, genel söylüyorum, hani birincisi bu. İkincisi şey söyleyeceğim. İlişkiyi, insan ilişkileri üzerine kadınlar daha çok konuşmaya meyilliler. Bu da şu demek. Kadınlar ilişkiyi daha çok konuşarak, duygusal meselelere daha çok kafa yorarak kendi acılarını daha çok yoğun yaşayabiliyorlar. Mesela terapiye gelenlerin şeyleri %92 kadındır. Çünkü onlar ilişkiyi konuşurlar, analarını, babalarını, yaşadıkları acıları, çocuklarıyla sorunlarını onlar konuşurlar. Erkekler kahveye gidiyorlar, kağıt oynuyorlar falan, maç seyrediyorlar. Bunu şey anlamda söylüyorum, yani böyle onlar kendilerine göre başka bir dünya kurmuşlar, bundan kaçınıyorlar. Bir de şey, yani terapiye gitmek demek hastalığın, yani insanın sorununu kabul etmesi, sorunla uğraşması demek. Erkeklerin genelde sorunu yoktur, erkeklerin sorunu yoktur, onlar zaten biliyorlar her şeyi. Şimdi şu ana dek konuştuklarımız göçmenlerin gittikleri ülkelerde uğradıkları ya da konumlandırıldıkları sınıfı çok güzel anlattınız. İki farklı pencereden. Peki bu uğradıkları bu ayrımcılık, üçüncü sınıf vatandaş olma hali, göçmenlerde bir farkındalığa, ayrımcılığın mal olduğu sonuçlara ilişkin bir bilince, kendi ülkelerindeki
dışlananlara, ayrımcılığa uğrayanlara ilişkin bir empatiye yol açıyor mu? Yol açar mı ya da açıyor mu? Şimdi bir bende yarattı. Bende bir empati kapısı araladı. Yani Kürtler konusunda da hatta kadınlar konusunda bile bir empati kapısı araladı bende. Ama herkeste bunu yaratır mı? Gözlemimle gene sınırlı konuşuyorum. Yaratmıyor. Şimdi hatta şunları da gördüm. Afrika'dan gelmiş Erdoğan hayranı ve bizi ezmeye çalışıyor. Ve bu kampta görevli. Siyah tenli arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla o kraldan fazla kralcı olmuş. Buna da sebep olabiliyor. Bu Türkiye'de de böyle. Yani var böyle örnekler. Ama empati yeteneğini geliştirmeye uygun bir zemin de aslında yaratıyor. Ama sorun şu. Her zaman halk dediğimiz, yani içine hepimizi kat, bir topluluk var. O topluluğun içinden birilerinin bir farkındalığı geliştirmeye başlaması, adını koymaya başlaması, bunu konuşmaya davet etmeye başlaması ile bir ilerleme başlıyor. Bir örgütlenme süreci başlıyor. Hep böyledir. Şimdi burada ben buna tanık olmadım. Yani burada da bir ihtiyaç şey oluyor yine. Evet. Bir örgütlenmeye, bir öncülük yapma Evet. gereksinimi duyuyor. Evet. Yani her zaman tarihte yani bu öncülük meselesini bir parantezin içine alıyorum. Bu çok tartışmalı bir konu. Evet. Ha, çok tartışmalı bir konu. Ama bir öncülük ihtiyacı da her zaman var. İnsanların göçmen sorunları eksenli hiçbir örgütlenmeye gitmediği Avrupa'da göçmenlerin. Buna tanık oldum. Diğer göçmen topluluklarıyla olan ilişkim sınırlı ama Türkiye'liler konusunda çok geniş bir gözlem yapma fırsatım oldu. Burada Türkiye'liler yani Kürtler ve Türkler diyeyim yani ya da Kürtler ve Kürt olmayan Türkiye'liler ve politik geçmişlere sahip insanlar tırnak içinde kullanıyorum. Cemaatler halinde yani komüniteler halinde yaşıyorlar. Topluluklar halinde yaşıyorlar. Cemaate ihtiyaç duyuyoruz. Bizi koruyacak, kollayacak. Aralarında işte o kültürel yurdumuzu taşıyıp getirdiğimiz bir gettoya ihtiyaç duyuyoruz. Ve hemen gettolaşıyoruz zaten. Ama bu Peki bu gettolaşmada yani göçmenin gittiğinde ihtiyaç duyduğu dayanışma ağı da olabiliyor mu? hayır, maalesef olmuyor. Şimdi organize dayanışma başka bir şey çünkü. Bunu soruyorum Ha. aslında. O işte göçmen öz örgütlenmesi dediğim benim örgütlenme türü ona dahil olmuş olanların hepsinin güçlü bir dayanışma ağının parçası haline gelmesi meselesi. Şimdi bu güçlü dayanışma ağı bir bilgi ağı. Yani ben geldim bir kampa adımımı attım. Benim elime bir broşür vermek. Bak, burada karşına neler çıkacak? Nelerle karşılaşacaksın? Seni hangi konularda, hangi argümanlarla korkutmaya çalışacaklar? Hakların neler? Bunları içeren bir broşürün oturup yazılması. Şimdi hepsini bir tarafa koydum. Bu yani o kadar acil servis dedin demin Şahap Bey. Acil servis bu işte. Bunu yapmayan 40 yıldır burada yaşayan göçmenlerden söz ediyoruz. Ben her şeyi el yordamında buldum. Ya insaf be kardeşim. Bir de bunlar hepsi iddialı arkadaşlar. Ellerinde hala bir takım bayrakları sallıyorlar. Ama göçmen derdi, göçmenin sorunu, mücadelesi onların gündeminde yok. Kamplarda
intihar vakalarından geçilmiyor. İntihar vakalarından geçilmiyor. Çok ağır bir şey ya. Çok. Yani böyle akut meseleler olduğunda hani reaksiyon koşup o kampın kapısı önünde toplaşıyoruz, bir şeyler oluyor falan. Ama o kadar. Sonra o bitiyor. Bir sonraki vakaya kadar hayat normal yönünde akmaya devam ediyor. Peki neden sence böyle? Ya şimdi tahmin yürütebilirim. Yani bu travmanın farkında değil kimse. Bunun adını bir kere koymuyor. Dolayısıyla burada göçmen, ben mesela buraya geldikten sonra ikinci yıl ya bir göçmen öz örgütlenmesi lazım diye dolanmaya başladım. Karşıma çıkanlarla bunu konuşmaya başladım. Kimse oralı olmuyordu. Ama bir 13-14 kişilik X örgütünden kopmuş artık bağımsız solcu olmuş gençlerle tanıştım. Onlar da göçmen öz örgütlenmesi ihtiyaçtır diyorlardı. Ve ben hemen onların arasına katıldım. Onlarla birlikte Pangea Kolektif diye bir göçmen öz örgütlenmesinin kurucularından oldum. Fakat sonra gördük ki eski alışkanlıklarımız o kadar kemikleşmiş ki. Yani evet, elimizdeki araç yeni nesil bir araç tüzüğü itibariyle, programı itibariyle, ama şoför ya da teknik ekip hala eski tarz bir arabanın bilgisiyle onu kullanmaya çalışıyor. Sorun ortada duruyor. Yani ben ya da o örgütün herhangi bir üyesi bir dara düştüğünde, bir sorunu olduğunda diğerine koşuyor mu? Orada bir çözüm umudu görüyor mu mesela? Görmüyor. Çünkü ben kendi dertlerimi hep kendim çözdüm mesela. Çünkü örgütlenmenin yapılanmasında ilk iş olarak onun üyelerinin, yani bir dernek burası şimdi buradaki statüsüyle, derneğin üyeleri birbirlerinin bütün sorunlarını bilir, birbirlerine rapor verir, herkes herkesin sorununu bilir ve ilk koştuğu yer çözüm aramak için o topluluktur. Hayır, bu olamıyor mesela. O zaman ne oluyorsun? Bir etkinlik derneğine dönüşmeye başlıyorsun. Bir göçmen öz örgütlenmesi, yani siyasi bir mücadele. Bu da siyasi bir mücadele. Tabii. Bunun örgütü haline gelemiyorsun. Artı insanlar mesela yorgun görünüyorlar. Mecalsiz görünüyorlar. Aslında bu mecalsizliğin altında travmatize olmuşlar. Bu bende de var. Hepimiz travmatize olmuş vaziyetteyiz. Şimdi bu travmaların farkında olmak, ne bileyim, belki feministlerden ilham almalıyız. Hani Ay, şimdi aynı şey söyleyecektim. o kadınlar toplanıp bilinç yükseltme gruplarının Evet. travmalarını konuşuyorlar. Buna bizim de belki göçmenlerin de ihtiyacı var. Kesinlikle. Şimdi bunlarla ilerlemek. Peki yani bizim eski bilgimizde parti, dernek falan kurulur ama bunlar bir savaş örgütü olarak kurulur. Bunlar savaşçı yetiştirmek üzere kurulur. Model budur. Halbuki burada kültürel bir örgütlenme modeline ihtiyacımız var. Şöyle bir etken de oluyor mu acaba? Bulundukları ülkede zaten zor bela hani bir yere sığınmışlar. Bir de oradaki iktidarla yeni bir mücadele, yeni bir başka bir ülkeyi aramak zorunda kalmamak, bunun getirdiği bir endişe, kaygı Oluyor bence olabilir de. mi? Bence de oluyor. Ama burada da gene geçmiş alışkanlık ve bilgi sorun yaratıyor. Ne demek istiyorum? Mücadele dediğin zaman biz hep şuna kodlanmışız. Devletle itişip kakışmak, başını belaya sokmak. Yani bizim kültürümüzde hani Öyle oluyor çünkü. Gramşigil bir mücadele tarzı yok. Bir kuşatma mücadelesi yok. Ya müzakere kültürümüzde yok.
Şimdi öyle olunca mücadele deyince buradaki eski politiklerin hepsi gel bir göçmen öz örgütlenmesi abi şimdi o evet devletle başımı belaya mı sokayım diye düşünüyor olabilirler. Bunu itiraf etmiyorlar ama bu ayıp çünkü yani bunu söyleyemezsin. Ama ihtimal ki bu da vardır. Ama sonuçta halbuki Avrupa'da 2 milyon Kürdü, Türkü, Türkiye'lisi 2 milyona yakın insanız. Şöyle kımıldasak titreşimimiz her yerden hissedilir. Ve bunun için devletlerle itişmek zorunda kalmayız. Müzakere edecek zeminler buluruz. Ve söyleyeceğimiz birçok şey, getireceğimiz birçok öneri bence Avrupa'daki bazı siyasi kümeler tarafından mantıklı ve anlaşılır bulunur, destek görür. Ama anahtar biziz. Ama biz de böyle bir farkındalık konusunda yanaşamıyoruz. O farkındalığı konuşmaya kalktığında işte ne bileyim ben o yazıları yazdım okudunuz. Onları Avrupa'da birçok insanın haberdar olabileceği bazı kanallara gönderdim. Tepki almadım yani sıfır tepki. Birisi gel Haluk konuşalım şunları da demedi yani mesela. Türkiye'liler buraya geldiler, henüz varamadılar ama. Demin Haluk Bey'in söylediği gibi işte Türkiye'nin gazetesini okuyor. Türkiye ile yaşıyor. Göçmenlerin özellikle bu sürgüne geldi, o kategorideki insanların psikanaliz biri var. Psikanaliz sürgün teorilerini yazmış karı koca psikanalistler var. Grinberg diye. Onların teorisidir. Şey söyler, sürgünler vardıkları ülkede kendi işlerinden kendilerini de geldikleri ülkeye sürgün ederler. Burayla hiç alakaları yoktur. Burayı sırf gün yeme içme falan onları hallederler işte günlük ihtiyaçları tüm şeyi oraya yöneliktir. Kendi işlerine baktığınız zaman kendilerini de o sürgünler geldikleri ülkeye sürgün etmişlerdir. Onun için buradakilerle dayanışma falan olmuyor. Entegrasyondan bahsedip duruyor hani devletler. Ama aslında bakıyoruz şimdi ben her ikinizin de anlattıklarına bakıyorum. Bu entegrasyon politikaları bulundukları halklarla entegrasyondan çok devletin kurallarına entegre etmekle ilgili galiba. Şimdi madalyonun bir yüzünü Şahat Bey anlattı bence. Fakat öbür taraftan ben şöyle söyleyeyim. 5 yıldır toplu taşıma kullanan bir insanım. Burada çok kalabalık olmaz tramvaylar ve otobüsler. Yanında hep bir boş yer kalır. Sonra bir ara bir kalabalıklaşır. İşte öyle anlarda hani yanına biri oturur mu arkana dikkatini çekiyor insanın. İsviçrelilerden yanıma bugüne kadar bir kişi oturmadı. Bir göçmenin yanına oturmuyor. Şimdi bu aslında o aradaki duvarın özeti. Özeti. Orada bütün toplumlarda, Avrupa toplumlarında sinmiş onlara. Zaten sana bir ikinci sınıf insan muamele, yani bak öyle bakıyor. İkinci sınıf insan. Şimdi bu dolayısıyla onun uygarlık anlayışı, uygarlık tarifiyle senin alışkanlıkların, senin Şahap Bey'in tabiriyle taşıyıp götürdüğün yurdun arasında zaten büyük bir fark var. Fark yani. Seviye farkı değil bu. Ama bir fark. Dolayısıyla sen hemen gettonu kurmuşsun. Sen o gettonun içinden çıkmaya cesaretin yok. Çıktığın zaman da halk seni teşvik etmiyor hiçbir zaman. Ha, bunun istisnası tabii ki var. Yani burada 30 yıldır yaşayan ve komşularıyla işte İsviçrelilerle ilişki kurmuş insanlar hikayeler anlatırlar falan ama şimdi onların çevresine bakıyorum bunları bana anlatanlara. Etraflarında hiçbir tane İsviçreli yok. Öncü değil. Ha peki İsviçreliler bizim sosyal bağlardan anladığımız şeyi anlıyorlar mı? Hayır ya da Avrupalılar aslında aynı şeyi anlamıyorlar. Müthiş bir kendi içine kapanmış, kendi evinde yaşayan yani
Biz zaten şeyle tanışamayız. Buranın üst sınıflarıyla tanışamayız. Onlarla sokakta da karşılaşmıyoruz. Burada karşılaştıklarımız bizim buranın proletaryası, orta sınıf. Onlarla karşılaşıyoruz. Toplu taşıma araçlarında onların en şeyleri oluyor. Yani toplu taşımayı kullananlar, kendi arabasıyla gidip gelmeyenler. Seni baktığı zaman şunu görüyor. Benim ekmeğimden bir parçayı koparan adam o. Şimdi zaten bu bir handikap. Ha, devletler şirin görünmek için 40 tane numara yapıyorlar. Yani teşvik edici görünüyorlar. Ama devletin senin söylediğin anlamda entegrasyondan anladığı asimilasyon. Şimdi bir entegrasyondan söz edeceksek ben vasıflarımı koruyarak o vasıflarımı geliştirme noktasında bana imkanlar sunularak eşit bir ilişki üzerinden kaynaşmak olacaksa buysa eğer maksat tamam buna varım. Ama burada bir kültür var. O kültürün kodları var. Sen ya bunun bir parçası haline geleceksin. Yani kendi benliğini bırakacaksın. Tom amcalaşacaksın. Ve bizim aramızdaki iyi köle, bizim sevdiğimiz köle haline geleceksin demiş oluyorlar. Yani ilk bakışta sertleştiriyorum gibi görünebilir ama gerçek bu. Yani demin verdiğim örnekte çok açık. Yani dolayısıyla buradaki o ayrımcılık diye sevimli kılınan şey aslında soft bir ırkçılık. Yumuşak bir ırkçılık. Ve o asıl o mikro alanda, mikrokozmozda o çalışıyor zaten. Bu işte yıllar önce oraya yerleşmiş göçmen ailelerin yeni nesil kuşaklarının bulundukları ülkeyle ilişkileri nasıl? Aa, bu bence böyle iki tane program yapar. Yani bu en büyük kanayan yara benim gözlemim gene. Yani burada çünkü iki, bir bulundukları toplumla ilişkileri, bir de kendi aileleriyle ilişkileri. Tabii. Yani buradaki mesela dernekler vardır. İşte Alevi Derneği, Kürt Derneği, şudur bu her yerde. Bunların şu anda yakın zamanlarda kulak misafiri olduğum en ciddi konuşmalardan bir tanesi çocuklarını derneğe getiremiyorlar. Kopmuş, ilişki kopmuş aslında. Benim gözlemlerim oluyor. Çocuk 10 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında. Çocuklar ailelerinin kurduğu getto onlara hiçbir şey söylemiyor. Çocuğun gündelik ihtiyaçları ve smart akıllı telefonundan gördüğü dünyayla ihtiyaçlar noktasında hiçbir ihtiyacı orada karşılanamıyor artık bir noktadan sonra. Manevi ihtiyaçlar da karşılanmıyor. Yani niyetlerden bağımsız olarak. Biz bir göçmen rejimiyle kuşatılmış vaziyetteyiz. Bir de İsviçre'nin kendi rejimi var. Yani bunu Almanya'ya da tercüme edebilirsin, Fransa'ya da. Fransızlar için bir rejim var. Bir de Fransa'daki göçmenler için bir rejim var. Bu iki çemberin kesiştiği ortak bir alan var. Ama çok geniş değil o alan. Ama onun dışındaki alanlarda iki ayrı rejim var. Göçmen rejimini anlamadan, onu çözümlemeden ve onun üzerinden bir takım radikal reformlar üzerine düşünmeden müzakere de edemezsin hiçbir şey. İyileşme de olmaz yani. Şimdi bu dijital şebekelerin kurduğu bir dünyadayız. Yani eskiden bizim yüz yüze ilişkimizin eklentisi olan dijital, şimdi bizi eklenti haline getirdi kendisine. Büyük bir dijital dünyadayız. Ve o dijital dünya artık sanal manal değil, gerçek o dünya. O dünyaya göre örgütlenmek, o dünyayı anlamak, o dünyada mücadele etmek, o dünyada haklarını talep etmek. Şimdi bu bambaşka bir case, yani bambaşka bir tartışma alanı ve zaten bunu tartışmadan
göçmenlerin kendi dertlerine çare bulmaları da mümkün değil. Yani nasıl yapacağız da biz İsviçre devletiyle müzakere edebilir hale geleceğiz? Bunun cevabı bütün bu tartışmalardan geçiyor. Kazanım demek sistematik, planlı bir organize mücadele demek. Ama orada da beni mücadeleye davet eden örgütün şunu görmem lazım. Yani orada benim dertlerim çözülür. Çalışılmayan travmaların hepsi gelecek kuşağa mutlaka aktarılır. Ve onun içinde gelecek kuşak aslında kendi içlerinde kendilerine ait olmayan bir yabancı, kendilerine yabancı olan ama kendi içlerinde de bir yük olan bir şeyle yüz yüze kalırlar. Ve bu mutlaka o geleneği sürdürmeye iter o insanları. Onun içindeki fail kuşağın çocukları failliğe yatkındırlar. Yani onlar da başka bir grup bulur, onları soykırım yaparlar falan. Ben bir etnoloji okudum psikolojiden sonra, biraz kültür kuramları beni ilgilendiriyor da. Kültür her zaman hayatta bir şeye karşılık verir. Hayatta bir karşılığı vardır, işimize yarar. Ama genç kuşağa, hani Alevi Derneği'nde ne anlatılabilir ki? Yani anlatılanın onun hayatında neye karşılık denk düşüyor? Ha? Bu nasıl bir problem çıkartıyor peki aileleriyle? Kopma hali mi? Ya şimdi aile, bakın soru şu. Şeyde psikanalizin en önemli kuramlarından bir tanesi Ödipus kuramıdır. Ödipus kuramı nedir biliyor musunuz? Anneyi babayı geçeceksiniz. Büyüyüp geçeceksiniz. Onlardan daha bilgi olacaksınız. Onların gücünü siz elinize geçireceksiniz. Onlar da bir kenarda oturacaklar. Güçlerini yetirmiş olarak. Hepimiz mesela biliriz, burada Almanya'da işte iktidarı kaybedenler işte Onur Başkanı Parti'nin falan diye bir kenara çekilirler. İşte bilen insan falan diye otururlar. Bizde öyle değildir. Bizde şeydir, anneyi babayı geçemezsin. Ya şeyde, batıdaki gelenekte şu diyor. Ödipal çözümü, anne baba bir gün işlerini bitirecekler, kenara çekilecekler, dükkanı ben götüreceğim. Dükkanına benim dediğim olacak. Çocuklar okulda bunu öğrenmiyorlar mı buradan? Bu kültürü öğrenmiyorlar mı? Öğreniyorlar. Geldikleri zaman evde de kavga çıkıyor. Artık çocuklar birçok şeyi bizden daha iyi biliyorlar. Daha çabuk kavruyorlar. Böyle bir realiteyi yaşıyoruz. Ama biz bunu kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmek demek, bunun da kültür kuramları açısından anlamı var. Önceden bilgi tek elimizdeydi. Okuyanlar bilirdi. Üniversiteye giden öyle değil şimdi. Sosyal medyaya bir giriyorsunuz. Çünkü bilgi sadece üniversitelerde belirli insanların tek elinde değil, sırf kitap okuyanlar bilir falan değil artık. O zaman çocuklar da başka kanallardan çeşitli bilgiler alıyorlar. Ödipal çözüm bizde, ödipal çözüm babayı yenerek geçerek olmuyor. Baba her zaman bilir, başka şurada oturur. Bu çocuklar da eve gittikleri zaman babanın bir bilgisi var, çok işe yaramıyor. Kültürde de karşılığı çok az olan bir şey. Çocuğun bilgisi de sürekli takdir edilemeyen, ben senin babanım şu. Şunu düşünebiliyor musunuz? Çocuk, baba Almancayı bilmiyor. Üçüncü sınıftaki çocuk babaya tercümanlık ediyor. Sonra da baba ben senden daha iyi biliyorum diyor. Adam iki dilde düşünüyor. İngilizce öğrenmiş, üç dilde düşünüyor. Biz hala iyi biliyoruz diyoruz. Haluk, senin gözleminle Ben yani bu son 7 yıldır gördüğüm, demin söylediğim büyük kanama. Yani gençler güçlü bir asimilasyon sürecinin içindeler. Onlar entegre olmuyorlar. Ailelerde entegre olamıyorlar. Yani asimile olamıyorlar. Fakat ailelerin temsil ettiği kültürle gençlerin edindiği kültür arasında, ya burada belki şöyle bir cümle de eklemem lazım. Türkiye'liler dünyalı bir toplum değiller. Dünyalı değiliz biz. Yerli ve milliyiz. Solcumuzda yerli milli, sağcımızda falan, yani yerli ve milliyiz. Şimdi halbuki dünyada dünyalı toplumlar var. Doğduğu toplumun kültüründe dünyalılık var. Değişik biçimlerde bu tartışılabilir falan ama şimdi burada asıl kod bu. Yani buraya geldin ve sen dünyalı değilsin ve kendi
yurdunu buraya inşa etmeye çalıştın. E olmuyor. Edemedin. Şimdi burada büyük bir de çocukların büyüdü. Burada eğitim gördüler. İki dil, üç dil öğrendiler. E ne olacak? Ona hitap eden hiçbir şeyin olmayacak senin. E böyle olduğu zaman ona mesela diyelim ki kendi bakkal dükkanını bırakmak gibi bir meselen de olmayacak. Çünkü onun seçenekleri de var. Hani Türkiye'de seçenek yoktu. Senin bakkal dükkanına devam etmek zorundaydı belki. Bu makul bir teklif olabilirdi. Ama burada bir sürü de seçenek var. O zaman zaten nesiller arasındaki kopuş kaçınılmaz. Kaçınılmaz. Yani Türkiye'de de bu yaşanıyor. Ölüler ölülerini kaldırsın meselesi. Yani eski kuşaklar, eski anlayışlar, eski yapay zeka çağında yaşama şansı olmayan bir sürü şey ölüp gidecek. Yolu yok bunun yani. Evet. Yeni nesiller yeniden kendi şeylerini yaratacaklar. Ama sonuç olarak da bugün gerçek bir mesele üzerinden biz başladık konuşmaya. Yani binlerle, on binlerle, yüz binlerle göçmenler Türkiye'den, Kürdistan'dan, İran'dan, şuradan buradan çıkıp geliyorlar. Ve burada bir ırkçılık sorunuyla yüz yüzeyiz. Ve o ırkçılık meselesiyle mücadele edebilmenin yolları neler? Ne yapabiliriz? Bu konuda nasıl tartışmalara ihtiyacımız var? Nasıl yaklaşımlara ihtiyacımız var? Ben kendi payıma yani bunu önemsiyorum. Hani boynumu eğdim, bana sunulan imkanları da şükrettim. Kalan ömrümü yuvarlandım gittim diye yaşamak istemiyorum kendi payıma. Bu gerçeklik kötü bir gerçeklikle karşı karşıyayız ve buna bir müdahale etmek, bir ses çıkartmak ve bir tartışma ihtiyacının fark edilmesine sebep olmak. Daha fazla bir şey de yapamazsın zaten. O ihtiyaç fark edildiğinde partnerlerin, muhatapların oluşur belki tartışılmaya başlanır. Yok oluşmazsa da en azından üstüne düşeni yapmış olmanın biraz rahatlığını hissedersin yani. Peki, son bir soru. Göç etmeyi düşünen, göçmen olmayı isteyen, başka bir ülkeye gitmek isteyen gençlere özellikle İlk söyleyeceğin şey ne olurdu? Atölyemin adını Araf Hikaye Anlatıcıları diye kurdum. Burada bir cennetle yani cehennemden kurtulursun Türkiye'den çıktığın anda ama geldiğin yerde cenneti bulamazsın. Araf'ta yaşamaya başlarsın. Ve biz Araf'tayız. Bütün göçmenler Araf'ta yaşıyoruz. Dolayısıyla onlar da bir Araf'ta yaşamaya geliyorlar. İstisnalar var. Demin Şahap Bey anlattı. Hani Türkiye'den geliyor doktor olarak dil de biliyor bilmem ne de falan filan. Bunlar istisnası işi. Büyük milyonlar dünyada şu anda 280 milyona yakın göçmenden söz ediliyor. Ve bu geometrik olarak artıyor ve artacak. Bu ne demek? Sen o Araf'taki hayatını bir hayata gelip katılacaksın. Buna hazır mısın? Bunun için donanımlı mısın? Çünkü Türkiye'deki yaygın kanı oydu. Yani Batı bir cennet. Avrupa'nın Evet. bir cennettir. Gidersek paçayı sıyırırız. Yok kazın ayağı öyle değil. Burada cennet yok yani. Burada ya Evet. göçmen mücadelesinin parçası haline geleceksin, bir ırkçılıkla mücadele edeceksin ve Avrupa'da sağ yükseliyor, yoksulluk artıyor, krizler büyüyor. Ve biz biliyoruz yani krizler Türkiye'de de müthiş bir ekonomik çöküntü dönemi. Bunlar hep faşizmin münbit toprağı haline gelirler. Ve sağ yükseliyor, yani Aynen. yükselmiyor. Hep felaket aslında fırtına geliyor. Büyük Evet. bir felaketle karşılaşacağız biz göçmenlerde. Ama hazırlıksızız. Fenersiz yakalanacağız. Benim çabam biraz da ya acaba daha hazırlıklı karşılayabilir miyiz fırtınayı çabası?
Yoksa da artık herkes, her koyun kendi bacağından asılacak. Yapılacak bir şey yok. Yani özellikle gençler kat etmeleri gereken zorlu ve uzun bir mücadelenin kendilerini beklediğini Bilsinler. farkında olsunlar diyorsun. Şahap Bey, sizin son olarak göç etmek isteyen kendi ülkesinden bıkmış gençlere sizin söyleyeceğiniz şey ne olur ilk? Ya şey, demin Haluk Bey'in söylediği gibi bir cennet yok. Bizim geldiğimiz dönemde bir şey, abi, gittiğimiz ülkeler bir fantezinin ürünüydü. Çok az bilgimiz vardı. Biz aslında kafamızda kurduğumuz ülkeye geldik. Tabii onun için dış kırıklıklarımız fazla oldu. Yani gelecek gençler biraz daha bunda daha çok informasyonları olabilecek. En azından buna imkanları var. Bunu görebilecekler. Ve hatta buradaki yasaları bile açıp okuyabiliyorlar. O anlamda biraz bizden daha avantajlılar gibi mi geliyor? Ben her insanın başka ülkelere gitmesini çok seviyorum. Yani yoksa ya bu çeşitlilik, kültür edinme dediğim şey, yoksa insanlar kendi dünyalarında yaşayıp abartılı, kendi kendilerine bir dünya yaratarak, hayali bir dünya yaratarak, o dünyanın da çok güzel olduğuna inanarak yaşıyorlar. Türkiye bir cennettir deniliyor. Ben cehennemin adı neresi bilmiyorum. İnsan en çok yolculuğu kendisine yapıyor. Murat Han şey kimindi? Her köşe başında da insan en çok kendisiyle karşılaşıyor. Ve bu güzel bir yolculuk. Şu ama söylediği, Haluk Bey'in söylediklerine katılıyorum. Burası cennet değil. Burada çok mücadele var. Bizim yüzümüzü sürekli Türkiye'ye dönmemiz aslında burada gelen faciadan kaçmanın, inkarın bir başka türü galiba. Aynen. Aynen. Peki. Çok teşekkür ediyorum Şahap Bey, Haluk Ben de Bey. teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Umarım izleyicilerimiz de göç ve göçmenlik konusuna farklı bir perspektifle bakabilirler. Bütün bu konuştuklarımız onlara şimdiden bir rehber olur diye umuyorum.